Biraz daha soru çözelim konu iyice pekişsin. Okuldan eve büyük bir heyecanla dönen çocuk bir an önce babasının yeni aldığı oyuncakla oynamak ister. Ama önce midesinden gelen sesleri susturması gerektiğini anlar. Bunun için mutfağa yönelir. Masada duran kurabiyeleri ağzına atmak üzereyken annesinin önce üstünü değiştir ve elini yıka uyarısıyla irkilip çaresiz odasına yönelir. Bu parçada anlatılanlar esas alındığında güdülenme sürecinin tamamlanmadığı söylenebilir. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesiyle bu süreç tamamlanır? Şimdi ihtiyaç var. Çocuk aç. Dürtü var. Çocuk bunun için harekete geçmek istiyor. Güdü de var. Davranış var ama çocuk doyuma ulaşmadı. Dolayısıyla bu süreç eksik cevap edirne. Aşağıdaki güdülerin hangisi sosyal koşullardan en az etkilenir? Saygı görme tamamen ikincil bir güdü başarılı olma ikincil bir güdü. Duyusal uyarılma kalsın. Ait olma ve sevilme bunlar tamamen ikincil güdüler. Duyusal uyarılma yani duyu organlarının harekete geçmesi tamamen birincil bir güdü. Dolayısıyla cevap Ceyhan. Bir koşucunun antrenman sahasına giren köpekten kaçarken 100 metreyi 10 saniyede koştuğu antrenörü tarafından kaydedilmiştir. Ama bu koşucu daha önce katıldığı yarışmalarda aynı mesafeyi hiçbir zaman 12 saniyenin altında koşamamıştır. Koşucunun 100 metreyi 10 saniyede koşması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Şimdi köpekten kaçarken bu kadar zamanda koşabilmiş. Bakalım hangisi buna en yakın cevabı verecek? Alışkanlıkların terk edilmesi zordur pek bir alaka yok sanki. Bazı stresler başarıya engeller. Burada başarıyı engelleme durumu da yok aslında. Stres var ama herkesin koşucu olma potansiyeli vardır. Tamamen alakasız. Öğrenilmiş çaresizlik hedeften uzaklaştırır. Bununla ilgili herhangi bir bilgi yok paragrafta. Güçlü motivler enerjiyi arttırır. Güçlü bir motiv var. Köpekten kaçıyor. Dolayısıyla enerjisini arttırmış. Cevap Edirne. 2013 LYS Pek çok kişi eksik harflere karşın yukarıdaki yazıyı sınavda başarılar dilerim şeklinde okur. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Bakalım. Zihnimiz duyusal bilgileri başarıyla depolar. Algısal deneyim bilgi parçacıklarının yalnızca toplanmasıyla değil onların anlamlandırılmasıyla gerçekleşir. Bu yakın gibi. Zeka düzeyimiz görsel uyaranları nasıl algılayacağımıza etkiler. Zeka düzeyimizle ilgili herhangi bir şey yok. İnsanlar duysal eşiklerinin altında kalan uyaranları algılamayı zaman içinde öğrenirler. Herhangi bir şekilde bununla ilgili bir bilgi yok paragrafta. İnsanlar yeterli motivasyona sahipseler ki böyle bir şey söylenmiyor. Dolayısıyla algısal deneyim bilgi parçacıklarının yalnızca toplanmasıyla değil onları anlamlandırmasıyla gerçekleşir doğru cevap. Çünkü burada cümle eksik olmasına rağmen biz bunu anlamlı bir şekilde okuyabiliyoruz. Doğru cevap Bolu seçeneği.